Çok çocuklu aileler arasında. Yedi çocuklu buyrukçu ailesi. İsterim biletime çıksın piyangodan 30 bin lira. Aile reisi Ahmet buyrukçu çocuklarını yetiştirebilmek için yıllarca Adana Tarsus Mersin yollarında. Elinde varyoz taş kırmış ama yedi çocuk da meydana çıkmış. Manastır'ın Kesre kazasının Zelegoş köyünden yedi çocuk babası Ahmet buyrukçu. 1940'daki büyük mübadelede Türkiye'ye gelir. Nide'ye iskan olur. Bağ verilir. Karısı tarafından büyük çiftlik sahibi olan Ahmet Buyrukçu o zamanki mübadelede ana yurda gelip devletin verdiği malı mülkü bir suretle kaptırarak tığ teber şahı vilayet kalanlar gibi malsız mülksüz kalınca bir yaşındaki en büyük çocuğu Muzaffer'le annesini Nide'de bırakır. Gurbete ekmek peşine düşer. Peşin ver elini Çukurova. Adana Tarsus Mersin yollarda taş kırar. Allah'ın sarı sıcağında var yüzün sapı kan içinde kalırdı diyor. Sonraları gene çukura varmanlarında patoz ameleliği. Allah seni inandırsın. Haşlanmışa dönerdik, solurduk güneşin altında. Serçeler gibi kaynardı beyinlerimiz. Daha sonraları yolu İstanbul'a düşüyor. İstanbul'da da girip çıkmadı iş yok. Bir zamanlar Zeytinburnu çimento fabrikasında ambar ameleliği yapmış. Şimdi bir gazete idarehanesinde kapıcı. 15 yıldır sırtı sıra çalışıyor bu işte. Maaş yeni 150 lira olmuş. Büyük oğlu hikayeci Muzaffer Buyrukçu ile Büyük Langa'da Beşikçi Sokak 12 numaraya geldik. Ahmet Buyrukçu Burada kirayla oturur. Yüksek taş binaların arasına sıkışmış yamamış evinin tahtaları siyah siyah. İçeri giriyoruz. Uzun boylu birinin ayakta dimdik duramayacağı basık bir tavan. Duvarlar kağıtlarla kaplanmış. Gaz lambasının Sarı ışığıyla zorla aydınlanan oda rutubetli bir vapur ambarını hatırlatıyor. Odanın yarısından çoğunu büyük siyah eski bir karyola kaplamış bu yandaki pencerenin önünde dar bir sedir. Muzafferle muzafferin küçüğü Yılmaz'dan başka beş çocukla anne baba bu odada yatıp kalkarlarmış. Baba anne, üç yaşındaki Şah'dan, beş yaşındaki Alp karyolada. Kızlar sedirde, kızların küçüğü İlhan'da bir çarşafla yerde karyolanın ayak ucunda. Biz gittiğimiz zaman Ahmet buyrukçu pencerede oturuyordu. Hiç beklemediği anda bizi karşısında bulunca sevinçli bir nara attı. Kızlar ışık tuttular. Basıldıkça sağlanan eğri bir merdivenle yukarı çıktık. Hemen hemen bütün eski uremelilerdeki içten karşılayış. Sedirde baş köşeye geçirildik. Dereden tepeden konuşmaya başladık. Ahmet buyrukçunun yukarıya aldığım hayat macerasını dinlerken kızlar bir tabak dolusu dilimlenmiş soyulmuş elma getirdiler.'' Neydi hediyesiymiş. Hemen şunu belirteyim ki hayatta çok insafsız darbeler yediği muhakkak olan Ahmet Buyrukçu asla yılgın değil. Tam tersi neşeli, canlı, şakacı bir insan. En büyük zevklerinden biri Muzaffer'le Yılmaz'ı takıştırıp çekişmelerine katıla katıla gülmek. Sordum. Nasıl? Çekiyor musun ara sıra? Para buldukça akşamdan akşama. Anne içeri girip çıkıyor. Mübeccel ile Ülkü bizi dinliyorlardı. Beyazıt'ta trikolarda mı, çorapta mı ne çalışıyorlarmış. Haftada ne kazandıklarını sordum. Babaları cevapladı. Kazanırlar ikisi üst üste haftada 35-40 ama yok bir faydaları eve. Niçin? Ancak yeter boğazlarına bir de üst başlarına. Sinema. Kızlar gene gülüşler. Muzaffer cevapladı. Nubatçel romantiktir. Hürriyet gazetesinin aşk romanlarını takip eder. Yelfaze dergisi okur. Ülkü? Ülkü realist. Bunun içinde galiba evin en cephakarı. Çeşmeden suyu o taşır. Annesine o yardım eder. Ablasına da sen niye taşımıyorsun? Kraliçe misin diye çatar. Geçenlerde midesinden tehlikeli bir ameliyat geçirdiğini bildiğim Yılmaz'a sordum. Sen ne alemdesin? Hiç dedi. sizim şu ara. Mürettiptir. Zeki, yakışıklı, acar bir delikanlı. Ağabey gibi orta ikiden ayrılmış. Ağabeyinin subay olmak istediğini ama olamadığını. Daha doğrusu yeni bir başkasının alınabilmesi için Muzaffer'in gözden arızalı çıkarıldığını bir hikayesinden biliyorum. Yılmaz'a tekrar sordum. Sen ne olmak isterdin? Güldü. Mühendis dedi. Sözü babası aldı. Çocukluğunda makineye karşı vardı çok büyük merakı. Kırardı, bozardı sakatları. Makineleri, velosipitleri. Akıllıdır çocuklarımın hepsi de ama çıksın gözü fakirliğin. Hemen hepiniz çalıştığınıza göre sigorta durumunuz nasıl? Sigortalıyız. Hastalanırsak alırız yemiyelerimizin yarısını. Yarar ilaca. Küçükler okula gidiyor mu? Gider İlhan. Onu okut bari Ahmet Efendi. Kısmet. Kaçıncı sınıftasın İlhan? Üçüncü. Muzaffer. O da çalışıyor dedi. Gaz ocakçının yanında. 1 lira haftalık alır. Ahmet buyrukçuya sordum. E Ahmet de hayattaki en büyük arzun ne? Gözleri dağıldı. Sonra tane tane. İsterdim biletime çıksın piyangodan 30 bin lira dedi. Muzaffer ekledi. 29.999 olsa kabul etmez. 30 bini ne yapacaksın? Ölmeden isterim gitmek memlekete. Ne günler geçirdik memlekette bilmezsin be Kemal Bey. ''Bahçede eski günlerin bağlar, bahçeler, yanık memleket havaları, boynunu vurdukları kavurlar, rüzgar gibi uçan atlar dolusu hasretinden. Buyrukçu ailesi muhakkak ki sıkıntı içinde ama asla ezik, yıldan, eli bölünde değil. Anneyle konuşma kabili olmadı ama öyle hissettim ki asıl onu konuşması lazım. Bir eski büyük çiftlik sahibi komiteci kızı 30 yıldır yitirdiği hayat rahatını aramaması kabil mi? Hele böyle ayda 30 lira kirayla yerleşmek zorunda kaldıkları daracık evin sıkıntısı içinde. Geç vakit ayrılırken Muzaffer arkadaki küçük odanın kapısını itti. Burası da bizim birader Bey'in devlethanesi. Komşunun bahçesine açılan küçük bir pencereden ışıklanıyordu hafifçe. Yerde Yılmaz'ın yatağı, duvarda sazı, bacağı, kırık masasının üzerinde de Atatürk'ün alçıdan bir büstü ve tabi duvarlarda malinlerin, ritaların, yerli ses, perde, söz artistlerinin magazinlerden oyulup çıkarılmış resimleri. Akşam 3 Eylül 1956 Dokuz çocuklu kalaycı Mehmet, Kırmızılı'nın onuncu çocuğu da yolda. Allah başkalarına zenginlik verir bana da yığdı çocuğu. Pazar tatili nasıl geçecek evde toplanır otururuz. Bulgur, bulamaç, Allah ne verdiyse yeriz. Tomba yatarız. Akşamki sulu yağmura rağmen hava adam akıllı sıcak. Onu ocağın kuvvetli ateşinde kap kalaylarken buldum. Ufak tefek bir adam, kırışıklık içindeki hafif sakalı yüzü, terden su gibi parlıyor. Çok çocuğumdan, nasıl geçindiğimizden, fedakarlığımızdan size ne? Edası. gözümü öyle yıldırmış ki ziyaret maksadımı çekine çekine söylüyorum. Peşin hırsla öfkeyle bakıyor. Sonra yumuşuyor, tatlılaşıyor, iyice tatlılaşıyor. Tereddütsüz. Hay hay diyor, buyurun. Kapı mı bu? Kalayı malayı öylece bırakıp ölüme düşüyor. Evi, dükkanın hemen arkasındaki arsanın üzerinde. Derme çatma bir gece kondu. Etrafı eski tahtalarla çevrili. Kapıdan giriyoruz. Ela kokuyor. Yan yana iki oda. Küçük küçük sağdakinin eşiğinde orta yaşlı hamile bir bayan oturuyor. Bugünlük yarınlık. Kalaycı Mehmet Kırmızılı'nın eşi. Sonra çocuklar entariyle yalın ayaklı. Eski püskü pantolonlu çocuklar. Uzun pantolonun şurası burası hamur. Yahut çiriş lekeleri içinde zeki bakışlı biri bilhassa dikkatimi çekiyor. Yere oturmuş kese kağıdı imaliyle meşgul. Soruyorum ne yapıyorsun? Görmüyor musun kese kağıdı yapıyorum. Bu da sorulur mu? Demek istercesine bakıyor. Sonra gözlerini babasına çeviriyor. Demden beri evi yere geçimleri üzerine çeşitli bilgi verip duran baba izah ediyor. Kese kağıdı yapıyor. Bu yıl beşe geçti. Eski Türkçeyi bile okur. Bu çocukta başka çocuklardan ayrı bir şeyler olduğunu yahut da olması gerektiğini zaten tahmin etmiştim. Ama eski Türkçeyi bileceğini ihtimal veremezdim. Eski Türkçeyi neden öğrendiğini, ne lüzumu olduğunu soruyorum. Gene babası Adam olması için lazım diyor. Onu konuşturmak istiyorum ben. İsmin ne senin? Kemal. O kese kağıtlarını ne yapacaksın? Satıyorum. Parası ne yapıyorsun? Okul için lazım olacak. Saklıyorum. Kardeşlerine de vermiyor musun? Gözleri gülüyor. Veriyorum ara sıra. Beşi bitirdikten sonra hangi okula gideceksin? Gözleri tekrar parlıyor. Beşten sonra ortaya, ortadan sonra deniz lisesine.'' Ne olacaksın oraya bitirince? Deniz subayı. Sonra? Sonrasını düşünmemiş belli. Ekliyorum. Üst yüz başı yüzbaşı bin binbaşı sonra. Paşa olmayı düşündün mü? Gözlerini uslu uslu indiriyor. Hayal bile etmemiş. Birbirlerine bakışıyorlar. Babalarına dönüyorum. Kazancı ne durumda? Belli olmaz diyor. Günde ortalama 10-15 ama her zaman değil. İş olursa dilinden balkanlı oldun belli. Neresindensin? Şumlu'dan. İstanbul'a ne zaman geldin? Balkan Harbi'nde babamlarla ben çocuktum. Dokuz çocuk babası Mehmet Kırmızı'nın pek çok çocuğu olmuş ama yaşamamış. Büyük oğlu yeni gelmiş askerden, küçüğü yeni gitmiş gelen henüz boştaymış ama şoförlük öğreniyormuş. Bu yakınlarda imtihan verecekmiş. Bir ara eğildi, yazdıklarıma baktı. Eski yazımı yeni mi o yazdıkların? Görmüyor musun? Göremiyorum. Ne var? Bozuk mu? Yıllar yılı kalaycı ateşi karşısında dumanlandı. Başka bir hastalığım var mı? Kururla. Hayır diyor. Hiçbir şikayetim yok bedenimden. Hemen ekliyor. Çok şükür Allah'ıma. Çocuklar ya. Çocuklarına şöyle bir göz gezdiriyor. Onlar da sağlam çok şükür diyor. Yalnız eşi. Bugünlük yarınlık 6 ay önce Cibali Sigara Fabrikası'na yollamış. Bunu almıştım diyor. Elim pek dardı. Mecbur oldum. Şimdi izinli. Mehmet Kırmızılı 10. çocuğunu bekliyor. Bir ara Allah başkalarına zenginlik verir bana da yığdı çocuğu diyor. Ama şikayetçi değilim deldiği boğazı aç koyacak değil ya. Birden tamamıyla başka bir şey aklıma geldi sordum. Ara sıra sinemaya falan gider misiniz? Hayretle bakıyor peşin sonra gülüyor. Bize göre değil öyle şeyler. Peki yarın pazar hafta tatilinizi nasıl geçirirsiniz? Nasıl geçecek evimizde toplanır otururuz bulgur bulamaç Allah ne verdiyse yer tomba yatarız. Peki son bir soru. Belediyeden devletten bir isteğim var mı? Şöyle bir düşünüyor. Sonra ağır ağır Bağır diyor. Şu gördüğünüz gece konduyu buraya 947'de yaptım. Yer ev kapın. Devlet halimize acısa da şuranın tapusunu verse. Ne yaparsın o zaman? Elektrik, su getirmenin yolunu ararım. Helayı analığımı bağladım. Ne yapalım? Geçinip gidiyoruz işte. Bir de kala işi 4 hatta 6 ayda 2 kilo kalay geçiyor elimize. Bu sebepten geçinemiyoruz. Hava hala sıcak. Evin içi hala acı acı helak kokuyor ama geleceğin deniz subayı oralı değil. Oturduğu yerde kese kağıdı imaliyle meşgul. Akşam 7 Eylül 1956 Arkası yar.